Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir e, tarih soru çözüm video ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı ve sonrası gelişmelerle ilgili bir testimizi çözeceğiz hep birlikte arkadaşlar. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz önemli kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Eğer abone iseniz beni ve yorumlarınızı bekliyorum ve ilk sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. İlk sorumuz aşağıdaki devletlerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'na girmeyerek tarafsız kalmıştır? sorumuz budur sevgili arkadaşlar. 5 saniyeniz başladı. Arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'na girmeyerek tarafsız kalmayı seçen devlet İspanya'dır. Yani geriye kalan Romanya, Japonya, Bulgaristan ve Yunanistan tümü savaşa dahil olmuş fakat 1. Dünya Savaşı'na İspanya katılmamıştır. Doğru cevap şıkkımız B şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. İkinci sorumuza Devam edelim. İkinci sorumuz arkadaşlar şöyle. E, İtalya'nın bu politikasındaki değişikliğin nedeni olarak gelişmelerden hangileri gösterilebilir? İtalya 1. Dünya Savaşı'nın başında ittifak grubunda yer almıştı ancak daha sonra itilaf devletleri safında savaşa katılmıştır. Sorumuz bu arkadaşlar. Süreniz başladı arkadaşlar. İtalya 1. Dünya Savaşı öncesinde arkadaşlar ittifak grubunda yer almasına rağmen neden itiraf grubuna geçti? Birincisi arkadaşlar ittifak grubunda yer alan Avusturya Macaristan'la bir toprak anlaşmazlığı vardı. Birinci neden bu sevgili arkadaşlarım. İkincisi ise İngilizler gizli antlaşmalarla Batı Anadolu başta İzmir olmak üzere İtalyanlara vaat edince İtalyanlar İngilizlerin bu vaatleri kanarak ittifak grubunu bıraktı. İtilaf grubuna geçti. Yani dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D şıkkı. Sevgili arkadaşlar yani 1 ve 2 3 yani Avusturya ile olan toprak anlaşmazlığı ve İngilizlerin gizli antlaşmalardaki toprak vaadinden dolayı İtalyanlar ne yapmış arkadaşlar? Maalesef taraf değiştirmiş. Üçüncü sorumuza bakıyoruz sevgili arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi 18 Ocak 1919'a düzenlenen Paris Barış Konferansı kararlarından biri değildir. Sorumuz bu. Süreniz başladı sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlar 18 Ocak 1919'a düzenlenen Paris Barış Konferansı sonucunda Milletler Cemiyeti kuruldu. İzmir Yunan e, İtalya'dan alınıp Yunanistan'a verildi. E, sömürgecilik adı altında Manda ve Manda sistemleri resmileştirildi. Sömürgecinin ismi değişti. Almanya ile Versay Antlaşması imzalandı. Fakat bu e, Paris Barış Konferansı zaten yenenle yenilen devletler arasındaki barış antlaşmalarını imzalamaktı. Fakat e, itilaf devletleri kendi aralarında anlaşmayınca Osmanlı Devleti hariç tüm herkesle bir anlaşma imzaladılar ama Osmanlı ile herhangi bir barış antlaşması imzalamadılar. Dolayısıyla Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı ile Sevr Antlaşması'nın yapılması doğru değil. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız e şıkkıdır sevgili e, arkadaşlarım. Dördüncü sorumuza geldik arkadaşlar. Dördüncü sorumuz şöyle e, arkadaşlarım. Yukarıdaki gelişmelerin oluş sıralaması aşağıdakilerine hangisine doğru olarak verilmiştir? Sorumuz bu arkadaşlar. Süreniz başladı arkadaşlar. Kuvayi Milli Hareketi'nin başlatılması, Paris Barış Konferansı, İzmir'in Yunanistan'a verilmesi. Şimdi arkadaşlar Paris Barış Konferansı sonucunda İngilizler güçlü buldukları İtalyalılar özellikle Akdeniz'de kendi sömürgelerine tehdit oluşturmalarını düşünerek İzmir'i e, İtalya'dan alıp Yunanistan'a verdi. Paris Barış Konferansı düzenlendi. Yani iki. Daha sonra bu konferansta İzmir İtalya'dan alınıp Yunanistan'a verildi ve Yunanistan 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir işgal edince buna karşı Kuvay Milliye hareketi başladı. Yani Arkadaşlar şöyle diyebiliriz sıralamayı. 2, e, 3 e, ve 1. Yani önce Paris Barış Konferansı düzenlendi. Daha sonra İzmir Yunanistan'a bırakıldı. E, Yunanlar İzmir işgal edince de Kuvay Milli Hareketi başladı. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D. Çok güzel bir sorumuzdu sevgili arkadaşlarım. Beşinci sorumuza bakacağız arkadaşlar. Beşinci sorumuz şöyle sevgili arkadaşlarım. E, Kafkas cephesi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Sorumuz bu sevgili arkadaşlarım Kafkas cephesi ile ilgili verilen hangisi yanlıştır? Süremiz başlamıştır arkadaşlar. Arkadaşlar bu cephe sonucunda Rusya savaştan çekilince Batum, Ardahan ve çevresini Osmanlı'ya bıraktı. Bu var. Ruslara birlikte hareket Ermenilere karşı tecir kanunu çıkarılmıştır. İleride göreceğiz sorularda tecir kanunu. Bu da var arkadaşlar. Daha sonra Ruslara karşı evet bu cephede sarıkamış hareketi yapılmış ve maalesef büyük bir yenilgiyle e, sonuçlanmıştı. Erzincan Ateşkes Antlaşması ile cephe kapanmıştır. E, fakat Osmanlı Devleti bu cephede herhangi bir başarı elde etmemiş. Doğu Anadolu'nun tümünü maalesef e, kaybetmiştir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız e, Karadeniz'in de bir kısmı dahil olmak üzere Doğu Anadolu'nun tümünü kaybetmiş. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E. Osmanlı burada herhangi bir başarı elde etmemiştir sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlar 6. sorumuzla devam ediyoruz. 6. sorumuz şöyle sevgili arkadaşlarım. Ee, Kanal cephesi komutanı aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Kanal cephesinin komutanını bize soruyor. Arkadaşlar İngilizlere karşı açılmış olan Kanal cephesinin komutanı arkadaşlar Cemal Paşa'dır. Cemal Paşa buradaki birlikleri yönetiyordu. Kafkas şey, Kanal Cephesi'nin komutanıydı. Ee, aynı zamanda İttihat ve Teraki liderlerinden Enver, Talat ve Cemal Paşalar. Cemal Paşa dolayısıyla nereyi yönetmiş Kanal Cephesi'ni. Yedinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Yedinci sorumuz aşağıdakilerde hangisi Kafkas Cephesi'nin açılma nedenleri arasında gösterilemez? Güzel bir soru. Ee, süreniz başladı sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlar Kafkas cephesinin temel açılma nedenlerinden birisi Azer, Azeri petrol yani Bakü petrollerine ulaşmak. E, bu amaçla Rusların yönetimine bulunan Orta Asya'daki Türklerle bağlantı kurmak. Yine Kafkaslar üzerinden buradan Hindistan'a inmek. E, ayrıca Rusların güneye ilerleyişini durdurmaktı. Bu dört temel amaçtı. E, fakat Kafkas cephesinin Arap isyanlarını önlemek gibi bir amacı yoktur. Çünkü... Arap Yarımadası'nda Hicaz, Yemen topraklarında Arap isyanları meydana gelmiş. Kafkasya dediğimiz bölge, Ermenistan, işte Azerbaycan, Gürcistan ülkemizin doğu kısmıydı. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. Devam ediyoruz. 8. sorumuza geldik arkadaşlar. Şöyle biraz küçültelim. yukarıdaki özellikleri verilen gizli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Yukarıda özellikleri verilen gizli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir süreniz başladı sevgili arkadaşlar? Arkadaşlar Antalya çevresi İtalya bırakılmış. Ayrıca 12 ada ve Trablusgarp İtalyan GM 12 ada ve Trablusgarp'taki İtalyan egemenliği kabul edilmiştir. Bu antlaşmanın ardından İtalya taraf değiştirmiştir. Arkadaşlar bu iki gelişme İngilizlerle İtalyanlar arasında yapılan gizli antlaşmalar yani Londra Antlaşması ile gerçekleşmiştir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. 9. sorumuza geldik arkadaşlar. Şöyle büyütelim 9. sorumuzu. Yukarıdaki savaşlarda hangisi Suriye Filistin cephesinde gerçekleştirilmiştir? Sorumuz bu. Buyurun arkadaşlar süreniz başladı. Arkadaş Suriye Filistin cephesinde Gazze zaten şu an Suriye, Filistin'de bulunan bir bölge. Gazze'de bu savaş yapıldı. Yine e, Katme Savaşı arkadaşlar. Burada e, özellikle Osmanlılarla burada bulunan isyancı Araplar arasında yapılan bir savaş. E, Kutul Amare savaş Irak cephesinde meydana gelmiş arkadaşlar. Halil Paşa liderliğinde. Dolayısıyla Suriye, Filistin cephesinde meydana gelen savaşlar Gazze ve Katma Savaşı'dır. Dolayısıyla e, doğru cevap şıkkımız C şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. 10. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Şunu bir düzeltelim. 10. sorumuz aşağıdakilerden hangisi Çanakkale cephesinin sonuçlarından biri değildir? Güzel bir soru. Hemen sürenizi başlattım arkadaşlar. Arkadaşlar Çanakkale cephesinin sonucu olmayan durumu bize soruyor. Mustafa Kemal milli mücadele lideri olmasında gerçekten hem işte ve hem dışta Çanakkale cephesinin büyük etkisi vardı. Bu var arkadaşlar. Ee, Çanakkale cephesine ittifak devletleri itilafların Çanakkale geçmesini engelleyip burada başarı gösterince Bulgaristan ittifak grubunda savaşa dahil oldu. Bu da var arkadaşlar. Ee, Rusya'da Bolşevik itilafının çıkmasını engellenmesi. Bu da var arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nın süresi 2 yıl uzanmıştır arkadaşlar. Bu da var. İtalya'nın taraf değiştirmesi Çanakkale Cephesi'nin sonucuna değil, İngilizlerle yaptığı Londra gizli antlaşması ve Batı Anadolu başta İzmir olmak üzere kendisine verilmesi sonucunda olmuştur. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. 11. sorumuz arkadaşlar. Şöyle 11. sorumuz. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda ilk işgal edilen bölgeler aşağıdakilerden hangisi? İlk işgal edilen bölge aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra. Arkadaşlar Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra ilk işgal edilen bölge Irak'ta Osmanlı toprağı olan Musul. Musul ee, neden peki Musul? Cevap şıkkımız A. E, çünkü Musul ve Kerkük özellikle petrol bakımından çok zengin yerlerdi. İngilizlerin temel amacı da bu petrol bölgelerini zaten ele geçirmekti. Birinci Dünya Savaşı'na girme nedenlerinin başında bunlar geliyordu. Dolayısıyla e, ilk işgal edilen bölge Mondros Ateşkesi'nden hemen sonra neresi arkadaşlar? Musul sevgili arkadaşlarım. 12. sorumuz 12. sorumuz şöyle arkadaşlar. Aşağıdakiler hangisi ittifak devletlerinden biri değildir arkadaşlar? İttifak devletleri arkadaşlar Avusturya, Osmanlı Devleti, Bulgaristan, Almanya'ydı. Aynı zamanda Macaristan'da o dönem bir imparatorluktu Macaristan. E, fakat Rusya bir ittifak devleti değil bir itilaf devletidir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız B'dir. İtilaflar nasıldı arkadaşlar? Rusya, İngiltere, Fransa, bir de sonradan taraf değişen İtalya buraya katılmış. Bu da itilaf devletleriydi sevgili arkadaşlarım. 13. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. 13. sorumuz şöyle. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Paris Barış Konferansı'nda itilaf devletleriyle mağlu devletler arasında barış antlaşmaları yapılırken Osmanlı Devleti ile anlaşma yapılmamıştır. Bunun bize nedeni soruyor. Yani bütün ittifak devletleriyle Almanya'dır. İşte Avusturya, Macaristan'dır, Bulgaristan'la hepsiyle bir barış antlaşması yapılmış. Fakat Osmanlı Devleti ile herhangi bir barış antlaşması yapılmamış. Bunun bize nedenini soruyor sevgili arkadaşlarım. Süreniz başladı. Arkadaşlar itiraf devletlerinin diğer devletler barış antlaşması yapmasına rağmen Osmanlı devletini sonradan sonradan barış yapılmak üzere herhangi bir barış antlaşması yapmamalarının temel nedeni Osmanlı topraklarını paylaşımı konusunda bir türlü uzlaşamamalar, bir türlü anlaşamamalar. Yani Osmanlı devletini zaten gizli antlaşmalarla parçalamışlardı fakat özellikle e, İzmir, Batı, e, Anadolu'nun e, İtalya'dan alınıp Yunanistan'a verilmesi Paris Barış Konferansı'nda gerçekleşince İtalya bu konferansı protesto etmiş ve terk etmiştir. Dolayısıyla burada Osmanlı Devleti ile herhangi bir anlaşma yapılmamış. Çünkü Osmanlı Devleti'nin toprakları üzerinde itiraf devletleri bir türlü ne yapamıyorlar? Paylaşma konusunda anlaşamıyorlar. Daha sonra göreceğiz San Remo İtalya'nın bir kenti burada Osmanlı Devleti ile sadece Osmanlı Devleti ile anlaşmak amacıyla bir konferans yapılıyor. Sevr Antlaşması burada hazırlanıyor sevgili arkadaşlarım. 14. sorumuz arkadaşlar. 14. sorumuz şöyle. Paris Bar Konferansı'nda devletlerinden hangilerinin çıkarları zedelenmiştir? Sorumuz bu. Süreniz başladı arkadaşlar. Arkadaşlar yapılan Paris Barış Konferansı'nda İtalya, Fransa ve Almanya'nın hangisinin çıkarları zedelenmiştir? Birincisi İtalya'nın, İtalya burada çok büyük zarar görmüş çünkü gizli antlaşmalarla kendisine verilen İzmir ve Batı Anadolu kendisine alıp kime veriliyor? Yunanistan'a veriliyor. Bu İtalya'nın buradan zararlı çıktığını gösteriyor. Fransa galip devlet olduğu için Fransa'nın burada herhangi bir zararı olmuyor. Almanya ile Versay Antlaşması yapılıyor ve Almanya çok ağır şartlar altında bir anlaşma imzalıyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada çıkarları zedelenen devlet hangisidir arkadaşlar? İtalya'dır. Yani İtalya 1. Dünya Savaşı öncesi kendisine vaat edilen İzmir ve çevresi kendisine alıp kime veriliyor? Yunanistan'a. Dolayısıyla burada çıkarları zedelenen. Normalde bu savaşı kazananı olduğu halde avucunu yağlayan devlet hangisidir arkadaşlar? İtalya'da. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız hangisi? A şıkkı sevgili arkadaşlarım. Geldik 15. sorumuz arkadaşlar. 15. sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin özelliklerinden biri değildir? Doğu Anadolu'yu Ermenilere karşı kurulmuş bir bölgesel cemiyeti hangisi? Bu cemiyetin bir özelliği değildir diye bize soruyor arkadaşlar. Süreniz başladı. Arkadaşlar bu cemiyet İstanbul'da Ermenilere karşı kurulmuştur. Bu doğru. Türkçe hadisat ve Albayrak Fransızca Le Pays vatan gazetelerini çıkarmış. Bu da doğru. Erzurum Kongresi'ni düzenlenmiş Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile bu da doğru. Ee, sadece Doğu Anadolu'yu kurtarmayı hedeflemiştir. Yani bölgesel bir cemiyettir. Fakat Cumhuriyet rejimine geçmeyi hedefleyen bir amal e, böyle bir amacı söz konusu değil. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E şıkkıdır. Sevgili arkadaşlarım güzel bir soruydu. Bu sorumuz değerli arkadaşlar. Arkadaşlar 16. sorumuza geldik. 16. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Milli Kongre Cemiyeti'nin özelliklerinden biri değildir? Milli Kongre Cemiyeti'nin özelliklerinden biri değil. Buna bir bakacağız arkadaşlar. Şöyle. Süremiz başladı. Arkadaşlar Milli Kongre Cemiyeti diğerlerinden farklı olarak bölgesel değil ulusal kurtuluşu amaçlamış. Bu var. Kurucusu Doktor Esat Işık'tır. Bu da var arkadaşlar. Milli mücadele silah değil de basın yayın yoluyla yapmayı ve dünyaya duyurmayı hedeflemiştir. En temel özelliklerinden birisi buydu. Misak-ı milli kavramını ilk defa bu cemiyet kurduğu belirtiliyor. Dolayısıyla ahali adıyla bir gazete çıkarılması doğru cevap şıkkımız D'dir. Yani ahali adında bir gazete çıkarmamışlardır. Doğru cevap şıkkımız D şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. Hemen 17. sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na aşağıdaki ateşkes antlaşmalarından hangisiyle toprak kazanmıştır? Birinci Dünya Savaşı hangi ateşkesle hangi ateşkesle toprak kazanmıştır arkadaşlar? Sorumuz bu. Arkadaşlar, e, Rusya'nın Brest-Litovs Antlaşmasıyla Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesiyle e, Osmanlı ile Rusya arasında Erzincan Ateşkes Antlaşması imzalanmış ve bu antlaşma sonucunda e, Rusya işgal ettiği bölgelerden geri çekilmiş ve dolayısıyla e, Osmanlı bu Ateşkes Antlaşmasıyla kaybettiği topraklarının bir kısmını ne yapmıştır arkadaşlar geri kazanmayı başarmıştır. İlginç güzel detay bir bilgi not alabilirsiniz. Erzincan Ateşkesi e, ile ne yapmış arkadaşlar? Topraklarının bir kısmını geri kazanmıştır. 18. sorumuz Osmanlı Devleti Kanal Cephesinde daha çok aşağıdaki devletlerin hangisiyle mücadele etmiştir? 5 saniyemiz arkadaşlar. Kanal Cephesi ile hangi devlete karşı mücadele etmiş? Arkadaşlar Osmanlı Devleti Kanal Cephesinde İngiltere ile mücadele etmiş. İngiltere ile buradaki bu kanalı ele geçirerek e, İngilizlere uzak doğudan gelen yardımların önünü kesmeye çalışmış. İki tane saldırı yapmış fakat her ikisinde de İngilizlerin büyük direnişi, büyük e, savunmasıyla karşılaşmış ama herhangi bir sonuç alınmamış. Suriye'nin bir kısmı maalesef bu cephe sonucunda kaybedilmiş. 19. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. aşağıdaki hangisi itiraf devletlerinin Çanakkale cephesini açma nedenlerinden biri değildir? Güzel bir soru. Süreniz başladı. İtiraf devletlerinin Çanakkale cephesini açma nedenlerinden biri değil. Arkadaşlar bu itiraf devletleri savaşı kısa sürede bitirmek, Osmanlı'nın başkentini ele geçirerek Osmanlı'yı savaş dışı bırakmak, e, buradaki cepheyi kazanarak başta Bulgaristan ve diğer Balkan uluslarını kendi yanlarında savaşa çekmek ve e, zorda Almanya karşısında zorda olman Rusya bir an önce yardım e, ulaştırmak amacıyla bu cepheyi açmışlardır. Fakat Wilson ülkelerine işlevli kazandırmak bu cephenin açılma nedenlerinden biri değil. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? D şıkkıdır. Arkadaşlar 20. ve son sorumuz. Sorumuz şöyle. Wilson ilkelerinde aşağıdaki konuların hangisiyle ilgili madde yer almamıştır? Sorumuz bu sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar dönemin Amerikan Başkanı Ward Wilson yayınladığı bir bildiriyle özellikle bu bildirin temel amacı Fransa ve İngiltere'nin daha fazla güçlenmesini engellemek ve dünyada bir barış antlaşmalarını yapılmasını sağlamaktı. Bu ilkelerde dünyada sorunların barış yoluyla çözülmesi için bir milletler cemiyetinin kurulması tavsiye ediliyordu. Kazanan devletlerin kazan, yenilen devletten savaş tazminatı almaması gerektiğini, yine Almanya ile Frans Almanya ile Fransa arasındaki Alsace-Lorraine bölgesiyle ilgili problem ile ilgili öneriler bulunuyordu. Yine boğazların bütün devletlerin ticaretine açık olması gerektiği ve uluslararası bir komisyon tarafından yönetmesi gerektiği önerileri vardı fakat <laughs> soykırım suçu ile ilgili herhangi bir e, öneri, herhangi bir madde bu e, ilkelerde yoktur. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar kıymetli dostlar, değerli öğrenciler bu videomuzda sizinle birinci Dünya Savaşı ve sonrası ile ilgili, cemiyetlerle ilgili toplamda 20 tane e, güzel soru, tarih sorusunu çözdük arkadaşlar. Nokta atışı sorular direkt bilgi, güzel sorulardı. Videoyu sonuna kadar benimle Sabırla e, izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar video bitirmeden önce kanalıma destek amacıyla abone olmanızı ve e, beğeni ve yorumlarını yapmanızı e, rica ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler.